neden patlar? Bir avuç mısır nasıl olur da bir tencere dolusu lezzetli, harika bir patlamış mısıra dönüşür? Patlamış mısırın tarihi bir hayli eskiye dayanır. Arkeologlar çok enteresan ki 6000 yıl önce patlamış bir mısır koçanı keşfettiler. Aztek İmparatorluğu'nun belki de bu mahsulle yükselişe geçtiğini tahmin etmekteler hem de. Aztekler, mısırların patlamasından dolayı çıkardıkları seslerden esinlenerek onlara Totopoca demişler. İngilizce'de belki de popcorn buradan gelmektedir. Hatta Kızılderililer patlamış mısır yiyor ve kötülükleri uzaklaştırdığına, hastalıkları iyileştirdiğine inandıkları amulet denilen bir takı olarak boyunlarına takıyorlardı. Amerika'nın keşfinden itibaren patlamış mısır Avrupalılara, oradan da Asya'ya yayıldı. Balkanlarda mısıra kokoroz denmiş. Anadolu topraklarındaysa paspanika ve bazen de kastambura denmiş. Mezopotamya'daysa lazut denmiş. Sevimli mısırımız bayağı bir yer gezmiş ve bir sürü isim değiştirmiş. Sonra da nasılsa mısır denmiş işte. Bizim buralara mısırdan geldiyse ondan belki de ülke olan mısırın adını vermiş de olabiliriz. Ama asıl sorumuz şuydu. Nasıl olur da bir avuç mısır patlayıp bir tencere mısıra dönüşüyor? Mısır aslında bir çekirdek parçası. Dışında da bir çeper var. Bu kabuk sert ama çok da sert değil. Ve içinde de nem. Nem işte bildiğimiz su yani. Ve onun yanında da nişasta. Bu dışarıdaki kabuk içindeki nemi ve nişastayı tamamen çevrelemiş durumda. Senin kaç dersin? 18.50. Bir tencerenin içinde bir patlamış mısır çekirdeği ısındığında çekirdek içindeki nem buhara dönüşür ve genişlemeye çalışır. Daha fazla genişlemeye çalıştıkça dış kabuk onun genişlemesini engelliyor ve sonuçta beklenen oluyor. Basınç artıyor ve dış kabuk parçalanarak mısırımız patlıyor. Ekmek ve kekler bunu çok daha yavaş da olsa bile yapıyor mesela. Biz bunun farkında bile olmuyoruz. Mısır patladığındaysa bembeyaz bir kar tanesi ortaya çıkıyor. Aslında içindeki süper ısıtılmış su nişastayı sıvılaştırır. Sıcaklık yükselir, basınç artar. Patlama yaşanır ve sonra sıvılaştırılmış nişasta bir saniyeden kısa bir süre içinde soğur ve katılaşır ve köpük gibi bir görüntüye bürünür. Bir çekirdek alır ve ona çok yakından bakarsanız bir elektron mikroskobu altında nişasta kabarcıklarından oluştuğunu görebilirsiniz. Mesela patlama aşamasına geçmeden eğer siz bir iğne alıp mısırları delerseniz göreceksiniz ki mısırlarımız patlamayacaklar. Çünkü içerideki basınç delikten gidecek ve hiç oluşmayacak. Mesela yine mısırları alın ve güneşte bekletin. İçindeki nem maalesef gidecektir ve sonuçta yine patlamayacaktır. Patlasa bile mini minnacık değerlerde olacaktır. Ya da düşük sıcaklıkta eğer tutarsanız yine mısırımız maalesef patlamayacak ve nemimiz yavaş yavaş kuruyacaktır. İdeal patlama 200 dereceleri geçtiğinde mümkündür. Atmosferdeki basıncın 9 katına çıktığında mısır kabuğu parçalanır ve içindeki nişasta ile buhar dışa doğru yayılır. Ama her şey bir kenara, biz mısırların nasıl patladığını öğrendik ama aslında esas mesele onların çıtır çıtır patlayıp sinema karşısında izlediğimiz anlar değil mi? Bir avuçtan 40-50 kat fazlasına. Hey hayat, pardon. Hey bilim, sen nelere kadirsin? Hoşçakalın. Kto dziś wygra ważny mecz? Oczywiście GKS. Kto dziś pewne punkty ma? Olimpia.